Nikah defterini ne zaman imzalayacaksın? Az kaldı herhalde mutlu güne. Acımız tazeyken düğün yapacak halimiz yok. Erteledik. Aa, rica ederim. Olur mu öyle şey? Yaza kadar bekleyeceğiz. Ama bizce bir sakıncası yok değil mi anne? Benim için var. Ama biraz mantıklı düşünelim. Turaner Bey ile bir an önce akraba olalım ki işler herkesin menfaatleri doğrultusunda ilerlesin. Ama ayrıca babam da böyle olmasını isterdi. Bu bir şirket evliliği değil Erdoğan. Evet, doğaya uyumlu oteller projesi. Bunu siz savunuyordunuz değil mi yengeciğim? Erdoğan kendine gel. Ama gerçekten babamı bahane edip düğünü ertelemeyin. Evliliğiniz herkesin işine yarayacak. Dedi Erdoğan Bey de. Neyse, bunları konuşacak vaktimiz çok. Hilmiyeciğim, hadi biz gidelim. Tamam. Sen gelme istersen, işlerim vardır. Olur mu yengeciğim öyle şey? Ben de geleyim sizi geçirmeye o zaman. Herhalde toplantı bitti. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler. Güle güle ya. Seni uyardım değil mi? Tedbirli olmanı söyledim değil mi enişte? Yok hakkını yemem, yok bilmem ne. Al işte, hakkını verdin, şimdi dikildi karşımıza. Hemen meydan okumaya başladı. Ah enişte, ah, ah beni dinlemedin. Paniğe gerek yok. Onunla baş etmesini bilirim ben. İyi de adam oldu şimdi, eline de gücü sen verdin. Ben verdiysem almasını da bilirim. Böyle bir kozumuz varken hangi bizim evin daha güçlü acaba? Abartma Selim. Mahvelerim. Ne oldu lan, canım mı sıkıldı? Hiç eğlenceli olduğu da söylenemez. Şirket oğlum burası, iş yapıyoruz burada. Alış artık bunu. Toplantı nasıl geçti? Süper süper, anlatırım. Ya nerede bu kız ya? Amcam, yüzünü zor toparladı oğlum, görmeliydin. Pek akıllı zannediyordu kendini Münir Efendi. Paçaları tutuştu ama. Anlasınlar oğlum artık benim babam gibi olmadığımı. Bugün dönüm noktası oğlum. Enseye vur, lokmayı al devri, bitti artık. Erdoğan Bey. Erdoğan, gelir misin? Murat, sen bizi biraz yalnız bırak. Seni dinliyorum. Şimdi sana birkaç abi tavsiyesi vereceğim. Dinleyen nameler. Ben olmasaydım şimdi sen bu şirkette patronculuk oynamak yerine hapiste volta atıyor olacaktın. Evet, Selim'le birlikte bir o yana bir bu yana. Kes sesini beli dinle. Kes sesini. Senin baban hiçbir zaman abisine saygısızlık etmedi. Bu sayede de iş dünyasında iyi bir yer edindiler. Bu kadar büyüdüler. Egolarını iş yerine taşımadılar. Senin baban hiçbir zaman abisine bir yanlış yapmadı. Bu yüzden de bu şirkette bir yer edindi. Sen o saygının kaymağını yiyorsun şimdi. Sen rakip değilsin. Ortaksın, ortak. Farkındayım. Hiçbir şey farkında değilsin daha. Senin ayakların yerden kesilmiş, uçuyorsun aptal aptal. Ama konuşacağın yere dikkat et. Reşat Yaşar'ın karşısında durma. Beni tehdit mi ediyorsun? Bak, biz hepimiz aynı taraftayız, tamam mı? Sen kendini başka bir yere koyarsan bizden uzağa düşmüş olursun. Daha olaylar yatışmadı.
Mustafa sizin etrafınızda kurt gibi dönüp duruyor. Sürüden ayrılanı kurt kapar. Unutma. Beni tehdit ediyorsun. Münir, bu delikanlı seni görmek istiyor. Mustafa ile değil mi? Evet. Geç Mustafa, geç. Tam da bunu konuşuyorduk. Ne görüşeceksin Mustafa? Münir Bey, öbür gün Romanya'ya sefer yazmışlar benim için. Gidemeyeceğimi bildirmek istiyorum. Bana bildirmeyeceksin. Erdoğan Bey'e bildireceksin. Bu işler Erdoğan Bey'in işi. Sen niçin gidemeyecekmişsin? Annem rahatsız. İstanbul'a tedavi için geldiler babamla birlikte. Anlıyorum. Geçmiş olsun. Diyalize girecek. Belki hastaneye yatacak. Onlarla ilgilenmem için bir süre İstanbul'da kalmam lazım benim. Tamam, anlıyorum ama biliyorsun sana bu işi biz neredeyse yarattık. Biliyorum. Ya bu durumda çıkartırız işten diyebilirsiniz ama... ...ne kadar ihtiyacım olduğunu da biliyorsunuz. İstanbul'da kalmak istiyorsun öyle mi? Ne zamanlama. Çok yeniyim evet. Ama mecburum. Dur bakalım düşünelim bir. Şimdi İstanbul'da sürekli kalmak istiyorsun. Şirkette bizimle birlikte çalışmak istiyorsun. Ya yardımınızı istiyorum. Bu konuda ben bir şey söyleyemem. Reşat Bey hazır buradayken ona soralım. Enişte sen ne diyorsun? Baba olabilir, olabilir yani. Uygun bir pozisyon düşünelim bakalım. Bence düşünmeye hiç gerek yok. Mustafa benim özel şoförüm olsun. Hem annesine vakit ayırabilir hem de çalışmaya devam eder. Aynı maaşla, aynı şartlarda. Ne dersin Mustafa? Benim özel şoförüm olmak ister misin? Çok isterim hem de. Tabii Münir Bey, Reşat Bey uygun görürlerse. Ne diyorsun amca? Madem Mustafa'ya yardım etmek istiyordun, bundan daha iyi bir fırsat olamaz. Ben de bilemedim şimdi. Benim de zaten Mustafa gibi aklı başında güvenilir bir adama ihtiyacım vardı. Sağ olun. Çok sağ olun. Sen bilirsin. Bir personel departmanını arayalım. Yok yok. Hiç gerek yok. Hayırlı olsun Mustafa. Çok teşekkür ederim. İşte bu kadar basit. Mesele kalmadı. Hayırlı olsun Mustafa. Sağ olun. Gel otur. Nasıl çalışacağımızı konuşalım. Görüşürüz.